Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ders-ül Sani min Babil Hali. Bugün Hal babının ikinci dersini okuyoruz. Dün halın tarifini yapmıştık. Tarifteki kaidelerin faydasını, ihtiraz yönlerini zikretmiştik. Bugün halın misallerini getirdik. Misru darabtu zeyden kaimen. Zahar o ki kaimen mefrun halidir, zeydenin halidir. Tün hali olsaydı darabtu kaimen zeyden gelecekti. Şimdi bakalım. Misalu lefziyi. Hali lefsinin neydir? Hali lefsinin misalidir. Hali ne? Hali lefsinin misali. Anlıyorsun değil mi? Hali lefsi de ne demek? Hali lefsi ne demek? Bu neye haldir? Zeyde haldir. Veyahut da tüye nedir? Haldir. Zahar mütebadır o ki zeydenindir. Peki şayet zeydenin hali olursa. Burada hal ne yapılmış? Mef'ule yapılmış. Buradaki Zeyden'in mef'uliyeti darabtu'nun lefsine, bu kelamın lefsine göre. Bir manaya göre değil. Şayet tüye hal olursa tü'nun faaliyeti kelamın lefsine göre. Yani fehve-i kelamdan anlaşılan bir manaya göre değil. Öyleyse bu ne oldu? Bu misale lefzi oldu. Misale ne oldu? Lefzi oldu. Peki faal mef'ule hakiki mi, hükmi mi? Ona bakalım. Şimdi tünün faaliyeti, zeydenin mef'uliyeti. Hayır, öyle demeyelim. Faaliyet, mef'uliyet kelamın lefzine göre bu lefzi oldu. Peki buradaki tu, melfuz mu değil mi? Melfuz. Zeyden, melfuz. Melfuz'a hakiki mi, hükmi mi her biri? O zaman bu misal-u lefziyi el-melfuzi hakikaten. Lefzi melfuz-i hakikinin misalidir. Anlamadın Ali? Misal-u lefziyi lefzinin misalidir. Yani buradaki faaliyet, mefriyet kelamın lefzine göre. El-melfuzi hakikaten, melfuz-i hakikidir. Çünkü faal mef'ul, zilhal olan faal veya mef'ul hakiki olarak nedirler Harun? Lefzidirler. Bildiniz değil mi? O da diyor misalu lefziyi, o lefzinin sıfeti ki el melfuzi hakikaten. Hakik olarak nedir? Melfuz. Getiriyor önce lefzinin misali olduğunu ispat ediyor. Fe inne faaliyete ta'il mütekellimi, ta'il mütekellimin faaliyeti ve mef'uliyete zeydin, zeydin mef'uliyeti. İnne mahiyye bi'atibari lefsi hazel kelami ve mentukihi. Zeyd'in faaliyeti, şeytunun faaliyeti, Zeyd'in mef'uliyeti bu kelamın lefsine göredir. Ve mentukihi mentukuna göredir. Min gayri atibari manen haricin anhu. Anhu hu kelama gider. Kelamdan hariç bir manayı itibar etmeksizin. Yani tünün faaliyeti Zeyden'in mef'uliyeti bu kelamın lefsine göre, mentukuna göredir. Kelamdan hariç bir manayla alakaları yoktur. O zaman en misali olmuş oluyor. Hale lefsinin misali olmuş oluyor. Bu sefer vehuma bu tu ile zeyd, bu faal mef'ul, melfuzan hakikaten. Melfuzan nedirler? Hakkı. O zaman misalu lefziyi, lefsin misalidirler. Çünkü buradaki zilhal olan faaliyet mef'uliyet kelamın lefsine göre, mentukuna göredirler. Melfuz-ı hakikidir. Çünkü buradaki zilhal olan faal veya mef'ul ne ise hakik olarak nedir? Melfuzdur. Mukadder, mahzuf, melfuz, melfuz hükmünde değil. Bunu öğrendik mi? Bitti burası. Tekrar edeyim. Harun anladınız mı? Tamam.
ve zeydun fiddari kaimen. Bu kaimen fiddarin içindeki huye nedir? Haldir. Pek bu huve fidarın neyidir? Faalidir. Huvenin faaliyeti neye göredir? Bu Zeydun fidarın lesine göre değil mi? Bu kelamdan hariç bir şeyin buraya müdahalesi var mı? Hayır. O zaman bu misalu lefziyi. Nedir Ömer Faruk? Lefzi ne demek? Olmadı. Misal lefzi de burada ne demek? Lefzi de demek. Yani o fidarideki huve, o faal huve var ya, onun faaliyeti bu Zeydun fidariye göredir. Böyle harici bir manaya göre değil. Dikkat edin. Peki bu misal ne oldu? Misalu lefziyi. Lefzinin neyi oldu? Misal oldu. Peki melfuze hakiki midir, hükmü müdür? Melfuze hükmüdür. Niye? Huve telaffuz edilmiş mi burada? Ama huvenin içinde müstetir olduğu fidari zikredilmiş mi? Edilmiş. Sanki o huve de zikredilmiş. Huve burada amili, içinde müstetir olduğu şey mezkur olması hasebiyle hükmen o da ne oldu? Melfuz oldu. O zaman bu misalu lefziyi el melfuzi hükmendir. Öyle değil mi? Bir bakalım o ne diyor. Biz öyle yaptık. O da diyor misalu lefziyi doğru. El melfuzi hükmen. Hükmen nedir? Melfuz. Önce niye misalu lefziyidir? Fe inne faaliyete demiri. Demirin müstekinni. Demiri müstekinin faaliyeti. Bak. Fe inne faaliyete demiril müstekinni fi zarfi. Zarften müstetir olan huvenin faaliyeti innema hiye bi'tibari hazel kelami zeydun fiddariye göredir. Ve mentuki bu kelamın mentukuna göredir. Min gayri itibari manan haricin anhu. Bu kelamdan haric bir mana itibariyle değil. Peki. Melfuze ne oldu? Şey misali lefzi oldu. Bu sefer bakalım melfuze hakiki hükmü mü? Ve demirul müstekinnu. Müstetir ne? Demir. Melfuzul hükmen. Hükmen nedir? Melfuzdur. Hükmen nedir? Onun dali. Müstetir olduğu şey melfuz mu? Mücahit melfuz mu? Melfuz. Sanki kendisi de nedir? Sanki kendisi de melfuzdur. Oldu mu olmadı? O müstetir demir. O müstetir demir. Bazen cevazen müstetir olur. Bazen vücuben ne olur? Müstetir olur. Cevazen de müstetir olursa melfuz-i hükmidir. Vücuben de ne olursa? Müstetir olursa melfuz-i hükmidir. Niye? Kendisi hakiki olarak melfuz değil. Ama dali nedir? Melfuzdur. Dali nedir? Melfuzdur. Müstetir olduğu şey nedir? Melfuz. Sanki kendisi de nedir? Melfuz. Çünkü onun ameli melfuz. Ve haza zeydun kaimen. Şimdi haza muhtıda. Zeydun onun haberi. Kaimen hazanın neydir? Halidir. Veya zeydenin neydir? Halidir. Şimdi burada zeydenin halidir. Biz diyoruz zeyd nedir? Mef'uldür. Zeydenin neyin mef'ulu? Haza zeydun lefsine bakarsak ne bir fiil var, ne şibhe fiil var, ne fiil ne şibhe fiil, ne fiil var ne şibhe fiil var ki hatta ki ne olsun? Hatta ki lefsi olsun. Hazanın mef'uliyeti bu kelamın lefsine göre değil. Peki, ya neye göre? Ha niçin tenbihdir? Niçindir? Tenbih. Ha'dan bir unebbihu anlaşılır. Zan içindir, işaret içindir. Zadan bir işaret, uşiru anlaşılır. Burada Zeyd'in mef'uliyeti uşiru'ya göre veya unebbühü'ye göre. Unebbühü'ye göre olsa da, uşiru'ya göre olsa da, unebbühü, uşiru ne derler? Unebbühü, uşiru ne derler?
Melfuz değiller. Ne derler? Melfuz değiller. Şey melfuz demeyelim. Kelamın mantığı değiller. Yani uşuru bu kelamın lefsiyle alakası yok. O nebbiyunun alakası yok. Sade fehvai kelamdan, yani bu haza zeydunun manasından uşuru anlaşılıyor. O nebbihu anlaşılıyor. Buradaki mef'uliyet kelamın lefsine göre değil, kelamın fehvasından anlaşılan fiile göre. O zaman bu misalul maneviyyi. Nedir alim? Ne demek misal manevi? Yani buradaki zilhar olan mef'ul kelamın lefsine göre değil. Kelamın manasından, fahvasından anlaşılan bir amile göredir. Peki onu öğrendik. Bu sefer melfuz-ı hakiki mi hükmü mü? Bak camiye falan hiç bakmayın. Ya bu kayma neyin halidir? Zeyd. Zeyd orada haza zeydun. Melfuz-ı hakiki değil mi? Hakiki. O zaman misalul maneviyyi el melfuz-i hakikaten. Hem manevi hem melfuz-i hakiki. Çelişki var mı? Hayır. Biz ne dediğimizi anladınız değil mi? Bakalım camiye geçiyoruz. Misalun lil maneviyyi. Manevinin neyidir? Misalidir. Niye? Lianne mef'uliyete zeydin. Çünkü zeydin mef'uliyeti leyset bi itibari hazel kelami ve mantıkihi. Bu kelamın lefsine göre, bu kelamın mantığına göre değil. Zeyd'in mef'uliyeti bu kelamın mantığına göre, bu kelamın lefsine göre değil. Ya bel bi itibari manel işareti, işaret manası itibariyle zeyd'in mef'uliyeti var. Bu hadan, zadan çıkıyor. Evi tenbihi yahut da tenbih manası itibariyle bu da ha'dan çıkıyor. Bu işaret tenbih ki el mefhumeyni min lefsi haza. Haza'nın lefsinden anlaşılıyorlar. Yani tenbih za'dan, işaret ha'dan. Peki bunlar haza'nın lefsinden anlaşılıyorlar. Ve la şeke ennehuma bu işaret tenbih. O işaret tenbih ki zeydin mefuliyeti onlara göredir. Ve la şeke ennehuma leysa mimma yaksidul mutekellimu el ihbare bihima an nefsi. Leysa mimma yaksidul mutekellimu leysa değiller mimma o şey ki yaksidul mutekellimu mutekellim kast ediyor el ihbare bihima. Mutekellim burada kendileriyle ihbar kast ettiği şeyler değil. An nefsi. Musannıfın gayesi uşuru ben işaret ediyorum. Gayesi unebiyu ben tenbih ediyorum. Musannıfın kendi nefsinden, ihbardan, işaretten haber verme bir kasti yok. Yok ki hatta yukaddere fi nezmil kelami hatta ki kelamın nezminde takdir edilirsin uşuru ev unebiyu. Uşuru veya unebiyu ne yaparsın takdir edilsin. Ve yesire zeydun olsun zeyd bihi o takdir sebebiyle melfuzen mef'ulen lefsen ku hatta ki ne olsun mef'ulen lefsi olsun. Demek ki Zeyden'in mef'uliyeti burada uşuru unebihu lefsine göre değil. Bunlar zaten mezkur da değiller. Buradan mukadder de değiller. Sade hazır Zeydun'dan mef'umdurlar anlaşılıyorlar. Oldu. Bel mef'uliyetuhu. Peki Zeyd'in mef'uliyeti kelamın lefsine göre değil. Mukadder une bi uşure göre değil. Ya yani neye göre? Vel mef'uliyetu innema hiye bi'atibari mana uşiru ev unebbihu. Uşiru veya unebbihu manası itibariyledir. O uşiru unebbihinin manası ki el haricen mentukul kelami. Kelamın mentukundan. Bak kelamın manasından haricdir demiyoruz. Kelamın mentukundan haricdirler. Ama el muhteberi burada muhteberdirler. Hadan zadan muhteberdirler. Lissihati ve hu'il hal, kaimi halen. Kaimin hal vakı olması için bu iki mana burada muhteberdirler. Ama maksudu bil ihbar değiller. Burada mukadder değiller. Öyleyse fehiye bu mef'uliyet Zeyd'in ne?
Zeyd'in mefuliyeti maneviyetunla lefsiyeti. Manevidir ne değil? Lefsi değil. Ama kendisi melfuz-ı hakiki mi, hükmü mü? Melfuz-ı hakiki. Tekrar ediyorum. Ve haza zeydun kaymen misalun lil maneviyyi. Niye manevinin misalidir? Yani mefhul manevinin misalidir. Çünkü burada zeyd zahiren nedir? Muhtedan. Haza onun haberi. Veya haza muhtedan zeyd onun neyidir? Haberidir. Zahiren her ne kadar bu zeyd muhteda veya haber ise manasında nedir? Manasında mefhuldür. Ben bir itibari manel işareti, buradaki zeydun mefuliyeti işaret manasına göre, evi tenbih, tenbih manasına göre. Bel bir itibari manel işareti, mananın işarete idafesi beyaniyedir. O mana ki işaretin kendisidir, evi tenbih, o mana ki tenbihin ne? Kendisidir. El mefumeyni min lefsi haza. O işaret tenbih ki, hazanın lefsinden nedirler? Hazanın lefsinden mefumdur. Hazanın lefsinden mefhumdurlar. Mananın işarete tenbihe idafesi beyaniyedir. El mefhumen min lefse, hazanın lefsinden mefhumdurlar. Yani biri haya göre, biri hadan mefhum, biri zadan ne? Mefhum. Pek dikkat et, manel işareti evi tenbihi. İşaret zanın tenbihanın. Haza, hazadan öncedir. Niye zanın manası olan işareti önce, hanın manası olan tenbihi sona getirdi. Çünkü burada muhtıda olan za. Maksudu bizzat olan za. Ha harfi nedir? Tenbihdir. Bu itibarla tenbih manası daha ne, şey işaret manası daha nedir? İşaret manası daha muhimdir. Ve la şeke ennehuma işaret tenbih leysa mima yaksidul mutekellimu el ihbari bihma an nefsihi. Yani mutekellim bunlarla kendi nefsinden haber verme bir kastı yok. Burada mutekellimin gayesi ben işaret ediyorum. Ben tenbih ediyorum. Kendi nefsiyle bunlardan haber verme bir neyi yok? Bir kastı yok ki. Hatta yukaddere fi nezmil kelami uşiru ev unebbihu. Hatta ki kelamın nezminde uşiru veya unebbihu ne yapırsın? Takdir edilsin. Ve yessire zeydun olsun zeyde bihi bu takdir ile mefulen nefsen, mefulen ne olsun? Nefsi olsun. Öyle bir mutkelmin kastı yok. Kelamın nezdinde üşür veya o nebiyonun takdiri yok. Öyle ise Zeyd'in neyi? Başa bakın. Lenne mefuliyette Zeyd'in leysi bi etibari lefsi hazır kelam o mentukihi. Bel mefuliyetuhu Zeyd'in mefuliyeti inne mahiye bi etibari mana üşüre o nebiyonu. O uşuru o nebiyu el hariyel mentukul kelami. Bak kelamın manasından hariç demiyorlar. Kelamın manasına giriyorlar. Kelamın ha zadan anlaşılıyor. Ama mentukla alakaları yok. Mentukla ne yok? Alakaları yok. Kelamın mentukunun manası değiller. Sade kelamda nedirler? Bak kelamın mentukunda hariç el muteberi li sihati vuku'il kaimi halen. Kaimin hal olarak vakı olması için de nedirler? Muteberdirler. فَهِيَ مَانَوِيَّتُنْ لَا لَفْزِيَّتُنْ O zaman buradaki ne? Mef'uliyet manevidir. Çünkü kelamın fehvasından anlaşılan manaya göredir. Lefsi değildir. Kelamın lefsine göre değil. Kelamın lefsine göre fiil yok. Hatta ki bu zeyd onun neyi olsun? Mef'ul olsun. Kelamın mentukuna göre bakarsak hazır mutfada zeyd onun neyidir? Haberidir. Mef'ul değil. Ha. Demek ki hatta yukaddere ve yesire. Ve yesire yukaddere üzerine matuftur. Orada da hatadan sonra mukadder en, burada da ne ediyor? Nesve ediyor. Oldu. Bu bitti. Bu neyin misalidir? Misalul maneviyyi el melfuzi hakikaten. Bildiniz değil mi? Misalul maneviyyi el melfuzi hükmen. Onun insanın getirmediği o yok. Çünkü fidari olacak ki içindeki faal hükmen ne olsun? Melfuz olsun. Amil manevi ise amil ne? Amil melfuz değil ki hatta ki onun sayesiyle onun içine müstetir olan faal veya
Faal da ne olsun? O da melfuze hükmü olsun. Manevi melfuze hükmü yoktur. Lefziye melfuze hakkı var. Lefzi melfuze hükmü var. Manevi melfuze hakkı var. Peki halen ameli nedir? Halen ameli meşhur fiil. Şibhe fiil, manel fiil. Ne? Mesela hazırda büşür anlaşılıyor. O ne bio anlaşılıyor. Bildiniz. Değil mi? Esedünden şücaun sifatul müşebbehe anlaşılır. İşte halen amel fiil, ya şibe fiil, ya mana fiil. Elhamdülillah. Anlaşıldı değil mi? Ve amiluha ey amilul hali. Halın neyi? Halın amili. İşaret etti ki ha neye gidiyor? Amile. Şey, hala gidiyor. Hal da nedir? Hal da müennesi semaidir. Onun için ve amiluha demir-i müennes hala ne olmuş? Raci olmuş. Halın amili immel fiyelum ya nedir? Fiyel. Fiyel de olunca el melfuzu yani immel fiyelul melfuzu evvel mukadder. Ya fiyel melfuz veya fiyel ne? Mukadder. Nahu darabtu zeyden kaimen. Buradaki hal ne? Kaimen. Zeyde hal olabilir, tüye hal olabilir. Zahar o ki zeydenin halidir. Hangisinin hali olursa amili nedir? Darabtudur, fiildir ve melfuzdur. Ve zeydun fiddari kaimen. Bu kaimenin amili fiildir ama mukadderdir. Zeydun hasene fiddari. Ha ne zaman fiile mukadder olur? İnkâne zarfu, eğer olursa zarf bu fiddari mukadderen bil fiili. Eğer ne olursa mukadder bil fiil olursa. Yani fiil ile takdir edilirse. Fiil ne? Olarak takdir edilirse. Eğer oradaki hasıl olursa o zaman buradaki halın amili evşibuhu ikinci kısma girer. Birinci kısma girmez. Tabi dedik o fiil melfuz olabilir mukadder de. Mukadder cevazen mukadder olabilir Hazreti'nin fiddari gibi. Vücuben mukadder olabilir. Biri ne diyor? Diyor keyfe sirte. Sen nasıl yürüdün? Rakiben. Ne demek? Yani sirtu rakiben. Rakibenin amili sirtudur. Hasve gitmiş. Hasvi nedir? Vacibdir. Hasvi nedir? Vacibdir. Niye? Çünkü karine var, sual var. Sual ne diyor? Keyfe sirte. Bu karinedir ki sen rakiben derken yani sirtu rakiben diyorsun. Bir de der bir zeyden kaymen o da vacibul hasıbdır. Fazla uzatmayalım. Ve amiluha immel fiyelu ev şibhu. Ya fiyeli biliyoruz. Şibhi fiyel nedir? Ve hu ma ya'melu amelel fiyeli. Ma ya'melu amelel fiyeli. O ki fiyelin ameli ne ediyor? Fiyelin ameli yapıyor. Bu da yetmiyor. Hal hal ve huve min terkibihi. Hal hal ve huve min terkibihi. Ve huve ma ya'melu amele fiyeli ve huve min terkibihi. O ki fiyelin ameli yapıyor. Bir de fiyelin terkibindendir. Yani fiyelin harflerinden oluşuyor. Ke ismil faali. Ha. Zeydun zahibun rakiben. Rakibenin ameli nedir? Zahibundur. Zahibun fiilin amelini yapıyor mu? Yapıyor. Zehebe lazmi. Faali rafa ediyor. Zahibun da lazmi. O da ne yapıyor? O da rafa ediyor. Faali rafa ediyor. Zahibunun terkibi zehebenin harflerindendir. Ve zeydun fiddari kaiden. Kaiden nedir? Haldır. Amili nedir? Hasilundur. Nedir? Hasilun haselle ameli yapıyor. Yapıyor. Haselenin harflerinden murekeb mi? Murekeb. O şibhi fiil oldu. Ha, bu zeydun fiddari kaiden bu ne zaman şibhuhunun misali olur?
إن كان الظرف مقدرا باسم الفاعل. أجر ظرف اسم الفاعل ne olursa takdir edilirse. Eğer Zeydun Zeydun fi dari, yani Zeydun hasun fi dari takdir ederse işi bir fiil olur. Ya eğer mukadder bir ismül faal değil de mukadder bir fiil olursa Zeydun hasene fi dari, o zaman birinci kısma girer, ikinci kısma girmez. Demin nasıl orada hasene takdir edilirse amil fiildir, ismül faal olursa ikinci kısma girer. Burada da eğer hasen olursa amil şibe fiildir. Hasene olursa birinci kısma girer, fiildir. Ve ke ismil mef'uli. Nav zeydun medrubun kaimen. An kaimen. Medrubun içine yuvaya haldir. Amiri nedir? Medrubundur. Medrubun duribenin amirini yapar. Medrubun duribenin de, dad, re, be. Bu harflerden murakkeldir. Ve sıfetil müşebbeti. Bir de ne gibi? Sıfetul müşebbe gibi. Nahu zeydun hasenun dahiken. Hasan'ın Zeydun'un neydir? Haberidir. Zeydun'un muhtıda. Hasan'ın Zeydun'un haberi. Dahiken Hasan'ın içindeki huya hal olmuş. Dahiken'in amiri nedir? Hasan'ıdır. Hasan'ın Hasunen'in ameli yapar mı? Kufa'lı raf etmek yapar. Hasunen'in harflerinden murakep mi? Murakep. Şibifer oldu. Ve amilu immel fi'lum اَوْ شِبْهُهُ اَوْ مَعْنَهُ. Zaten burada اَوْ شِبْهُ اَوْ مَعْنَهُ, buradaki اَوْنْ خَافِرِ için اِمَّ الْفِيَلُ, orada اِمَّ'yı ne etti? Takdir etti. Peki اَوْ مَعْنَهُ, halın amili fiyelin manasıdır. O mananın sıfeti ki اَلْمُسْتَنْبَتُ مِنْ فَحْوَ الْكَلَامِ. Fahvel kelamdan müstenbettir, çıkarılmıştır. Min gayri tesrihi bihi. Bakın, fiilin manası, kelamın fahvasından, fahva mana, kelamın manasından istinbat ediliyor, kelamın manasından anlaşılıyor, ama min gayri tesrihi bihi, tesrih edilmiyor. Yani orada kelamın fahvasından bir fiil anlaşılıyor, o fiil ne orada tesir ediliyor, serahten zikrediliyor. Ev tahtir ne mukadder? Demin haza zeydünden uşiru anlaşılıyordu. Unebihu anlaşılıyordu. Ama uşiru unebihu oradan mezkur da değiller, mukadder de değiller diyor. Sağda haza zeydünden mefhum diler. O da diyor kel işareti ve tenbihi finnehu haza zeydün kaimen kemammara. Bu nasıl geçti? Kel işareti ve kenidai. Ya Zeydu kaimen. Ed'u Zeyden kaimen. Orada amel ed'udur. Ya'dan nedir? Mefhum. Harfi nidadan. Orada nidadan mefhum. Ve temenni. Leyte Zeyden kaimun. Etemenna kıyame Zeydin. Orada etemenna mefhumdur. O amel yapar. Ve tereci. Lealle Zeyden kaimun. Öyle değil mi? Etereccâ kıyame Zeydin. Yahut da ercu kıyame Zeydin mana itibarıyla. Yahut da ercu etemenna Zeyden kaimen. Hani halın tatil bozulmaması için bu şekilde ise daha iyi olur. Nerede nida, temeni, tereci, teşbih, teşbih misali de keennehu esedun mukbilen. Keennehu esedun mukbilen. Mukbilen hal. Amili nedir? Amili uşebihüdür. Uşebiyo ne de anlaşılıyor? Keennehu esedünden anlaşılır. Ama orada mukadder mi? Uşiru hayır. Mezkur mu? Hayır. Sağdaki ennehu'den mefhum. Ha, o da örneklerini getiriyor. Finnehu ya zeydu kaimen, bu nida misali. Ve leyteke indana mukimen, bu temeni misali. Ve leallehu fiddari kaimen. Belki kaimundur. Sinki nedir? Kaimun mu? Yanlıştır. Yani kaimen yapın. Çünkü hal misali. Ve keennehu esedun sailen. Sail ne demek? Yani sanki o eseddir. Hangi o esedin hali kendi ki sailen. Sanki hücum edici bir nedir? Bir eseddir.
Oldu mu olmadı? Burada kaimenin, mukimenin, kaimenin, sailenin amili nedir? Ed'udur, etemennadır, ercu ve etereccadır, uşebbihudur. Peki amil bunlardır. Bunlar nerede anlaşılıyor? Buradaki kelamın mefhumundan anlaşılıyorlar. Fahvasından, manasından anlaşılıyorlar. Bunların hiçbiri melfuz olmadığı gibi kelamın nezminden mukadder de değiller. Bunu öğrendik. Halın hal neye yapılır? Halın aksam neye yapılır? Onu öğrendik. Halın amili nedir? Onu öğrendik. Bu sefer bir şeyin hal olmasının şartları nelerdir? Nefâkumullâhu merhem mûbîn. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب